Hey yo squad, what is good? Evet, Türkiye'ye döndüm ve benim Türkiye'ye döndüğümü sadece beni Instagram'dan takip eden, yani şuraya koyuyorum, beni Instagram'dan takip eden insanlar biliyor. Çünkü Instagram'dan ben atıyorum, uçaktayım, indim, bindim diye günde 10 tane hikaye paylaşıyorum. Dostlarım, Instagram'da beni takip etmeyenler niye takip etmiyorsunuz? Burada 35 bin abonemiz var. Instagram'da sadece 12 bin. Instagram'da beni takip edin çünkü Instagram'ı ben YouTube'dan daha aktif kullanıyorum. YouTube'da yorumları görmeme ihtimali var ama Instagram'da yok. Yorum yaptığınız gibi bana Instagram'da bildirim geliyor. Yoruma tıklıyorum, yorumu görüyorum. Abi DM attım, acil yazdığın zaman acil yazan her DM'ye dönüyorum. Eğer acil bir durumunuz varsa Instagram'da bir fotoğrafını al da yorum yapın. Abi acil DM yazın, ben direkt döneyim. Niye böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar geçen 100 tane DM'den mesaj cevapladım. Instagram'dan zaten hikaye olarak da bunu gönderdim. 200'e yakın mesaj var arkadaşlar. Artık yetemiyorum. Bu yüzden bana dediler ki abi bir gün sen de mesajlara cevap vermeyi keseceksin. Ben de onlara dedim ki mesajlara cevap veremeyecek seviyeye gelirsem her hafta bir canlı yayın yapacağım. Haftanın bir günü sadece bir saat size ayıramıyorsam zaten ben bu işi yapmam dedim ve her hafta canlı yayın yapıyoruz. İlk iki canlı yayınımızı Twitch'ten gerçekleştirdik ama bu seferki canlı yayını Instagram'dan gerçekleştireceğiz. Çünkü Instagram takipçilerine iki canlı yayındır boşladım. Giremediler Twitch'e, abi ses gelmiyor, şu olmuyor, mobildeyiz, giremiyoruz falan. Instagram'dan canlı yayın yap dediler. Bir sonraki canlı yayın Instagram'dan olacak ve arkadaşlar canlı yayında bana istediğiniz soruyu sorabileceksiniz. Ben sizin sorularınızı cevaplayacağım. Bunun dışında canlı yayının hangi gün, hangi saat olacağını da ben yine Instagram'dan hikaye atarak belirteceğim. Arkadaşlar telefonu böyle alacağım. Dostlar merhabalar, canlı yayın şu gün şu saatte olacak. Hazırlanın. Bye. Bu şekilde bir Instagram story atacağım. Eğer ki beni takip ediyor olursanız canlı yayına katılırsınız. Eğer ki beni takip etmiyor olursanız canlı yayına katılamazsınız. O yüzden derhal instagram.com/laptopgezgine gidin ve dostlarım beni takip edin. Instagram'dan beni takip edenler arada benim videomu izlerken fotoğrafımı çekin, laptoplu gezgine etiketleyin. Bu adam yine işte videosunu izliyorum. Şu videosu çok güzel. Bu videosu çok şöyle böyle diye benim Instagram'dan hikayeden reklam yapabilirsiniz. Bunu zaten yapanlara teşekkürler. Şimdi eve gidiyoruz. Dostlarım şimdi İspanya'da ben evimde oturuyordum. Bir sesler geldi, böyle bomba sesleri gibi. Herkes bum bum bum, lan dedim ne oluyor, çığlık mığlık. Sonrasında anladım ki bu manyaklar öğlen 2'de havai fişekli kutlama yapıyorlarmış. Bu geleneksel bir şeymiş. Bunu tabii ki Instagram'dan yine gösterdim herkese. Arkadaşlar havai fişek atıyorlar şöyle böyle diye. DM atanlar oldu, abi ne oluyor ne bitiyor, onlara tek tek cevap verdim. O yüzden diyorum beni Instagram'a takip edin. Ben anlık hikaye atıyorum arkadaşlar. Şuradayım, buradayım, İstanbul'dayım, Kocatağ'ndayım, Bakkalköy'deyim, şunu yapıyorum, şu kafedeyim diye anlık hikaye paylaşıyorum. Orada yine İngilizce öğrenmeye yönelik tiyolar paylaşıyorum. Hayata yönelik motivasyon sözleri paylaşıyorum. Rap şarkılarım var mesela dinledim, aşırı motive eden. Onları yine Instagram'dan story'den paylaşıyorum. Yani kısaca Instagram'ı YouTube'dan daha aktif kullanıyorum. Çünkü telefon sürekli elimde, bıt 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 Instagram'dayım. Neyse sonra bu anı video çektim. Şimdi o videoyu izleyelim. Gösteri bitti. Polis de vardı. Her cadde başında bir polis, buraları kapatmışlardı. Hep şimdi açtılar. Zaten sisi görüyorsunuzdur. Böyle bir yerdeyiz şu anda yani. Efsane bir gösteriydi. Dostlarım dil okulum hakkında çok soru geldi. Abi o da okul nasıl? Ben de gitmek istiyorum şu bu diye. Eğer ki bu okula gitmek istiyorsanız benle direkt iletişime geçin. Biz bir hediye verebiliriz. Bir kişiye İspanya dil okulu hediye verebiliriz. Önce okulun bir sınıflarını görelim. Dostlarım burası okulun ilk sınıfı. Bakın şöyle bir siyah tahta da var. Buralar canlı. Burada bir tane böyle projeksiyon, burada ders anlatıyorlar. Burada bir kere ders verdik. Burası da Valencia'nın tam merkezi. Bakın aşağıda insanlar tapas falan yiyor. Bir diğer sınıf burayı da pembe yapmışlar. Yine İspanya'nın merkezine bakıyor. Burada böyle görmüş olucu resimler falan var. Burada da yine ders işleniyor. Ve sınıfların toplantı odası gibi olması benim hoşuma gitti. Çünkü karşılıklı insanlara göre böyle bir şeyler tartışabiliyorsunuz. Bir başka sınıf burayı da yeşilliklerle boyamışlar. Bakın burada yine projeksiyonu var. Ve benim en sevdiğim kısım şu toplantı masası. Çünkü burada en fazla 7 maksimum 8 kişi ders çalışıyoruz arkadaşlar.
minimumda 3. Burada 3 4 5 kişi olduğumuz zaman yani tartışma halinde, sürekli konuşma halinde şu neydi, bu neydi, birbirimizin suratına bakarak geçiyor ve hoca bize bırakıyor her şeyi. Ama sınıf olup böyle 30 kişi, 50 kişi Türkiye'deki sistem dizildiği zaman, burada anlattığı zaman herkes hocaya bakıyor. Bence böyle daha mantıklı. Bakın burada da speaking aktiviteleri yapılıyor. Böyle yuvarlak bir toplantı masası. Yine herkes oturuyor burada. Herkes tecrübelerinden bahsediyor. Nereden geldi, nereye geldi, nereye gidiyor falan filan. Bunları böyle konuşup pratik yapıyorlar burada. Yine projeksiyon da var. Okulun duvarları böyle yani, gayet eğlenceli bir okul aslında. Bakın renkli, şuralara bakın. Şurası da aynı şekilde yine. Görmüş olduğunuz gibi burası da bilgisayar odası. Böyle bir odayı da bilgisayarlara ayırmışlar. Bakın burası da okulun önü. Şimdi okulda 10 aydır eğitim alan bir İngilizle röportaj yaptık. O röportajı görelim. What do you think about Spanish language? I want to be a Spanish teacher. And I always had a passion for languages. I've always liked communicating. Yeah. And I prefer Spanish because it's much more expressive. It's a much more expressive language. I find English is better for professional environments. Yeah. Spanish, How long have you been learning Spanish? I learned for 5 or 6 years in school, but you know, 2 lessons a week. I didn't really learn that much. So a lot of people in Turkey, when they want to learn Spanish, a lot of people want to learn Spanish, but they are going to language courses, you know, to learn Spanish. But they learn, for example, they learn past tense, and they go out, they start speaking Turkish whole day with your father, with your mother, with your grocery shop, you know, everywhere you're speaking Turkish. So, and then you can learn. So I think the best way to learn Spanish is to come to Spain. Oh, I agree completely. And the great thing about this school is that you have the practical lessons. You learn the grammar, you learn the vocab, but then you have the activities where you go and put it into practice. Yeah. And the teachers come to the activities. You can speak to the teachers and practice what you've learned during the day. I mean, I think that learning a language is one quarter theory, you know, grammar, vocab, all of that, and 3/4 practice. So coming to Spain is the best way to learn Spanish. Vamos a hablar español un poquito. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, nada, estamos hablando sobre mi experiencia en España y por qué quiero aprender español y bueno, porque prefiero la lengua español que la lengua inglés. Sí, yo quiero español también, pero ¿qué piensas esta Valencia? ¿Qué piensas sobre Tarragona? Valencia es una pasada, me encanta la ciudad. Lo que más me gusta sobre Valencia es que todo está en una distancia muy cerca. Bueno, comparado con Barcelona, es una ciudad muy buena, pero está llena de turistas. Sí. Y también es un poco difícil andar por la ciudad, o sea, tienes que coger autobuses. As you see guys, he's speaking English, but no, I'm speaking English. Şimdi gördüğünüz olduğunuz gibi İngilizce, İspanyolca gayet iyi konuşuyor. Bir ayın sonunda zaten konuşmaya başlamış. Ve aradan şu an 10 ay geçmiş. Normal bir İspanyol'a yakın derecede. İspanyol'a tüm derslerini anlatabilip bir İspanyol kızla veya bir İspanyol çocukla mesela saatlerce konuşabilir. Cuando cuando yo hablo inglés, mi profesor no inglés. Por favor, no inglés. Habla español. Intentar habla español. Tú puedes. Cuando yo digo, yo no puedo, profesor. Por favor, yo puedo explicar en inglés. Ellos dicen no. Tú puedes. No digo no. Hasta un punto. Claro que puedes preguntar en inglés si tienes dudas, pero lo que hacen es que hacen que hables español lo más posible. Sí, para sí, que sí. Practiques, para que aprendas. Practico, sí. Tú necesitas practicar tu inglés. Y así aprendes y así mejoras. Gracias por escuchar, chicos. Sí. Hasta luego. Çocuğun yorumlarını gördünüz, okulun sınıflarını gördünüz. Ben okuldan ve eğitim sisteminden çok memnunum. Bir kişiye orada ücretsiz dil okulu hediye edeceğiz okulla beraber. Bunun şartları ileride açıklayacağım. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi Valencia tişörtleri elimde şu anda. Valencia yazıyor. Üzerinde portakal var. Portakal Valencia için önemli bir simgeymiş. Bu tişörtlerden 5 kız 5 erkek hediye edeceğiz. Bunun da yine duyurularını Instagram'dan yapacağım. Arkadaşlar okulla konuşuyoruz. Bir kişiye ücretsiz dil okulu hediye edeceğiz. Okul benim aracılığımla bunu yapacak. Bunu işte çekilişle mi yapsam yoksa kimin daha çok ihtiyacı var diye ben mi aradan seçsem bilmiyorum. Bunu da belirleyeceğim. Bunun hakkında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Tişörtleri kesinlikle ama kesinlikle çekilişle vereceğiz. Dil okulunu kime nasıl vereceğimi bilmiyorum cidden.
Anahtarlıkları ve içecek kuponlarını kazanan kardeşlerimin kargolarını bugün vereceğiz. Kargolar niye gecikti onu söyleyeyim arkadaşlar. Bazıları adres göndermedi. Kimisi kazanılan haberi yok. Ben adama gittim Instagram'dan özel DM attım. Kardeşim hediyeyi sen kazanmışsın göndereyim diye. Adam tamam abi ben kazanmışsam gönder dedi. Adamın hediyeyi kazanan haberi yok. Videomu bile izlemiyor yani. Ona rağmen ben DM attım. Sen kazanmışsın dedim gönderdim. O çekilişte size niye Instagram hikayenizde bu çekilişin screenshot'ını paylaştığını biliyor musunuz? Çünkü bizim ekibe gitsin istedim. Ama çok tepki aldı. Bu tişört çekilişinde hikaye hikaye olmayacak. Çok basit bir şey olacak. O yüzden bu çekiliş için beklemede kalın. Merhaba arkadaşlar. Geç kaldık hadi. Hadi abi sen ineyim ben geliyorum ya bir dakika. Lan hadi oğlum hadi. Dediğim gibi dil okulunun neye göre hediye edeyim? Çekiliş mi yapalım yoksa ben mi seçeyim? Neye göre seçeyim? Bunu arkadaşlar yorum yapın. Başlığa gelelim. Neden Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda kalalım? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz benim İspanya'dan aldığım transkript. Şimdi bu yaz Amerika'ya gitmek istiyorum ya. Vizeye başvurmam için Amerika benden bir şey istiyor. Kapalı zarfta bana transkript getir. Ve ben bu transkript getirmem için ben bir dönem İspanya'da okudum. Geri kalan dönemlerim Türkiye'de okudum. Yani benim iki transkriptim var. Ben şimdi Anadolu Üniversitesi'ne diyorum ki kardeşim ben gideyim alayım oradan transkripti. Transkripti getireyim sana. Sen kapalı zarfta bir transkript ayarla. Benim bu transkripti bu var ya bu. Benim bu transkripti de o zarfın içine sok. Kapat mühürle bana ver. Başka türlü ben vizeye giremiyorum diyorum. O da bana diyor ki ben Anadolu Üniversitesi'nin mühürünü sadece Anadolu Üniversitesi'nden çıkan kağıda koyarım. Senin İspanya'dan getirdiğin kağıdı ben bu zarfın içine koyup mühürlemem. Prosedür böyle diyor. Ben de diyorum ki prosedürler insanlar için yok mu? Bana ufak bir inisiyatif sağla. Eğer bunu yapmazsa ben Amerika'ya gidemiyorum. Hayallerimin peşinden koşamıyorum. Bu kadar net. Ama bana hala diyor ki ya prosedür şu bu falan dedim. Ya tamam ya tamam ben geliyorum lanet olsun dedim. Geleceğim kendim halledeceğim şimdi. Rektör, dekan kime çıkmam gerekiyorsa çıkacağım. Bu olayı çözeceğim. Bu yüzden Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldım. Bundan sonraki video İngilizce mi olsun, spor mu olsun, motivasyon mu olsun yoksa Work and Travel'a mı alakalı olsun bunu da yorumlayın. Dediğim gibi Instagram'dan 1-2 güne kadar canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayını kaçırmayın. I'll see you guys all later.